efendim. Günaydın. Sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden doğru bilgileri almak isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Değerli izleyiciler, Sağlık Merkezi'ne bugün yardımcı üreme yöntemlerinden mikro enjeksiyon ve bunun aşamalarını konuşacağız. 70'li yılların başlarından itibaren dünya tüp bebek tedavisiyle tanıştı ve her geçen gün yenilikler sayesinde başarı oranları da giderek artıyor. İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar Sağlık Merkezi'ne bugün bize mikro enjeksiyon hakkında bilgi verecek ve özellikle yenilikleri anlatacak. Her 100 çiftten 15'inde infertilite yani kısırlık problemi görülürken uzmanlar ve Dünya Sağlık Örgütü bu tablonun 10 yıl sonra daha da dikkat çekici hale geleceğini ve neredeyse doğacak her çocuğun yardımcı üreme yöntemleri ve tüp bebek tedavisiyle dünyaya geleceğini söylüyor. Peki tüp bebek tedavisi kimlerde uygun? Tedavide aşamalar neler? Operatör Doktor Aret Kamar Sağlık Merkezi'nde tüp bebek tedavisi hakkında bilgi veriyor. Evet efendim, çocuk sahibi olmak isteyip olamayanlar, uzun yıllardır çocuk hasreti duyanlar, evimde artık çocuğumun neşeli kahkahaları olsun diyenler. 0212 alan koduyla 473-24-0 ya da 0212 alan koduyla 473-24-24 yayın boyunca bu telefonları ekranda göreceksiniz. Arayarak operatör doktor Aret Kamar'a sorularınızı yöneltebilirsiniz. Aret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim, geçen haftadan ederim. Bu yana. Siz nasılsınız? Bizler de sağ olun. Şimdi biz geçen hafta aslında bir giriş yaptık ilk yayınımızda sizinle. Bugün de oradan devam edelim demiştik. Tamam. Ama dünyada 40 küsür senedir tüp bebek uygulanıyor. Türkiye'de de 90'lı yılların başlarından itibaren evet. Değil mi efendim? Evet. Siz de çok sayıda çocuğun dünyaya gelmesi için çiftlere yardım ettiniz. Ben şimdi bugün şöyle bir uygulama yapalım diyorum. Mikro enjeksiyonu konuşacağız ki evet. En revaçta olan artık tüp bebekte bu. Hemen hemen sadece o yapılıyor zaten. Öyle değil mi? Evet. Şu an sadece mikro enjeksiyon. Evet. Yenilikler de ekleniyor ama onları da soracağım fakat. Şimdi örnek bir çiftten bahsedeceğiz. Hayali bir çift. Ve oradan bir tüp bebek merkezinden içeriye girdikten sonra sizin de ilk görüşmelerinden başlayıp kucaklarına bebeği alana kadar neler yaşıyorlar temsili bunları konuşalım istiyorum. Tamam. Yapalım böyle. Yapalım. Şimdi efendim Ayşe Hanım'la Veli Bey diyelim 10 yıllık evliler. Hanım 36-37 yaşına gelmiş. Beyefendi de 40'lı yaşlar ve çocuk sahibi olmak istiyorlar. Ama diyorlar ki artık bizde bir problem var hanım olmuyor yani biz anne baba olamıyoruz. Ve diyelim ki Aret Kamar'la tanışmak istediler, geldiler. O andan sonra neler yaşıyorsunuz? İlk konuşmanızdan başlayalım mesela. Şimdi çift karşımıza oturduktan sonra biz tabii ki ilk önce onların kimlik bilgilerini ve evlilik sürelerini ve o güne kadar hangi tedavileri olmuş olduklarını öğreniyoruz. Hı. Bu bizim için çok önemli. İşte kadının daha önce geçirdiği ameliyatlar, daha önce geçirdiği hastalıklar, hatta çiftin sigara içiyor ya da içmiyor olmalarına kadar her şeyi didik didik ediyoruz. Neden önemli? Çünkü tabii ki bu süreç devamlılık arz eden bir süreç. Yani bir çift bize geldiğinde daha önce 3 kere aşılama olduysa, işte tedavi yapıldıysa, tüp bebek yapıldıysa, biz o çifte hadi gel bakalım sen ilişkiyle gebe kalabilir misinden başlamıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bizim için karşımıza oturan çiftte kadının yaşı önemli. Genç yaşlarda biraz daha ağırdan alabiliyoruz ama yaş 35'i geçtikten sonra biraz daha çabuk çabuk adımlar atmaya başlıyoruz. Hı hı. İşte evlilik sürelerinin önemi var. Çünkü yeni evli çiftlerde daha stres baskı o kadar fazla olmuyor ama evlilik süresi uzadıkça hem çiftin birbirleri üzerinde hem de çiftin anneleri ve babaları üzerinde baskılar ve onların üzerine gelen baskılar artıyor. Çevre baskıları mahalle artıyor. Mahalle baskısı bile var diyorsunuz. Var tabii. Komşu baskısı var. Kendi kendilerine yaptıkları baskı da var. Çünkü arkadaşlarının hep çocuğu olmuş, komşularının çocuğu olmuş, bir de kendilerinin olmamış. Dünyada sadece çocuklarının olmadığı, yani kendilerinin olmadığını zannediyorlar falan. Yani gerçekten ciddi bir baskı bu. Dolayısıyla biz onların ne kadar istediğini, nereden başlamak istediğini bir kere hissediyoruz. Tamam. Çünkü biz önümüzde gelen herkese hadi gel sana tüp bebek yapalım demiyoruz. Demememiz de lazım zaten.
Ama bazı çift var ki o kadar bıkmış oluyor ki sen çifte gel önce aşılama deneyelim biz sana diyorsun. O da diyor ki yok yok ben istemiyorum aşılama. Aşılamanın şansı zaten tüp bebek kadar değilmiş. Ben duydum bunu diyor. Hı. Direkt tüp bebek istiyor. Bir kısmı da var ki siz ona sizin tüp bebek yaptırmanız lazım diyorsunuz. O diyor ki ben tüp bebek mi, tüp bebeklik miyim? Yani buna gocunuyor. Ha, bunu bir bu damgalama kadar, olduğunu düşünüyorlar. Evet bu kadar herhalde. Ağır mı benim hastalığım? Niye biz işte bize bir ilaç verin, bir vitamin verin biz belki hamile kalırız diyorlar. Dolayısıyla bu dengeyi çok iyi sağlamak lazım. Çift ne istiyor? Aslında neye ihtiyacı var? Hı. Eğer tabii çiftin istediği şey daha basit bir şey de gerçekten o şekilde hamile kalamayacaksa da çifti bir kere o tedaviye inandırmak lazım. Yani tamam. Tüp bebeğin ne olduğunu ayrıntılı olarak anlatmak lazım. Şimdi çift geldi karşımıza oturdu. İşte sorgulamasını yaptık. Daha önce neler geçirdiğini, neler başına geldiğini sorduk. Hangi tedavileri olduğunu sorduk. Hemen bir ultrason muayenesi mutlaka yapılıyor vajinal yoldan. Tamam. İşte ultrasonda rahmine bakıyoruz, yumurtalıklarına bakıyoruz. Daha önce söyledik yumurtalıklarının rezervine bakıyoruz. Bol bol yumurtamız var mı yoksa yumurtalar artık azalmış mı? Rahimde bir şekil bozukluğu var mı yok mu? Rahimde miyom var mı? Rahimin içinde yer kaplayan miyom ya da polip gibi bir şey var mı? Hı. Doğuştan gelen bir rahim şekil bozukluğu var mı? Özetle kadının bir kere rahminin bebek tutabilme gücünde herhangi bir azalma ya da azaltıcı bir şey var mı bakıyoruz. Bir de yumurtalıklarında bize yetecek kadar yumurta var mı bakıyoruz. Yani bebek olup rahme embriyo konulsa da rahmin onu tutup büyütmesi tabii. Önemli olan yani zaten. Yani nihai hedef sizin bir embriyo yapmanızdır. Ama o embriyoyu biz rahmin içerisine koyacağız ki gebelik olsun ve doğsun. Hı hı. Şimdi rahimde şekil bozukluğu varsa, tamam. Rahimin içinde perde varsa, rahimde bebeğin tutunmasını engelleyecek bir yapışıklık ya da bir miyom ya da bütün rahmin içerisini kaplayan bir polip varsa ya da rahmin içinin kalınlaşmasını engelleyen bir iltihabi durum, bir problem varsa ya da tüplerde herhangi bir problem varsa bebek oraya tutunamayacaktır. Dolayısıyla rahim toprak gibi düşünelim. Sadece tohumun iyi olması yeterli değildir. Toprağın da iyi olması lazım. Tamam. Bütün tedavilere başlamadan evvel ilk önce şansımızı azaltan bir şey var mı diye bakmak lazım. Bunu yaptıktan sonra ultrasonla bir rahim filmi de çektiriyoruz. Mutlaka eğer çiftin tabii daha önce yapılmış rahim filmi yoksa ama var da bizi tatmin eden bir filmse illa da yeni film çekelim tabii ki demiyoruz. Ne kadar eski olmaması 5 lazım? 5 seneye kadar kabul ediyoruz ama arada hiç ameliyat olması lazım. Yani şimdi çünkü her ameliyat tüplerin tıkanması için, yumurtalığın yapışması için, rahimde bir problem oluşması için bir risktir. Eğer kadın film çektirdi de filmden bir ay sonra ameliyat olduysa o zaman filmi tekrarlayabiliyoruz. Tamam. Dolayısıyla filmi de gördükten sonra tüplerde bir problem var mı, rahmin içinde bir problem var mı? Diyoruz ki tamam bizim şu anda kadınla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Aşağı yukarı şu kadar yumurtamız var. Rahimde de bebeğin tutunma şansını azaltacak bir problem yok. Kadını kenara koyduk. Sonra erkeğe bakıyoruz. Erkek bir sperm veriyor. Erkeğin sperminin sayısına bakılıyor, hareketine bakılıyor. Şekil bozukluğu olup olmadığına bakılıyor. Dolayısıyla bu spermle bu kadının o haliyle tüpü açık mı kapalı mı yumurtası var mı nasıl en çabuk çocuk sahibi olabilirler buna bakılıyor. Kaba olarak bir kadının tüpleri açıksa, tamam. Daha önce hiçbir tedavi görmediyse, ve işte evlilik süremiz atıyorum 2 sene 3 sene oldu. Biz işte muayenehanelerde ilişki tedavisi işte ilişki yumurta çatladığı gün ilişkiye girdik filan gibi tedavilerden de geçtiyse ve kadın da düzgün yumurtluyorsa bizim ilk basamağımız eğer erkeğin spermi de müsaitse ki müsaitse derken şunu kastediyoruz 5 milyon sayının hareketli spermin üzerinde olduğu zamanlarda ilk basamak aşılamadır. Aşılamayla gebelik olmaz diye kesinlikle düşünmemek lazım. Aşılamayla bir sürü gebelik oluyor, tamam. Olabiliyor. Eğer doğru vaka seçildiyse, yani bir kadının mesela bir tüpü açık bir tüpü tıkalıysa, düzgün yumurtlamıyorsa, eğer sperme baktığınız sperm çok düşük değil de, yani çok yüksek de değil, hani ortalarda bir değerdeyse, acaba ilişkiye girdiğinde yeteri miktarda sperm içeri girmiyor da, bu çift onun için mi çocuk sahibi olamıyor diye düşünüyorsanız aşılama ilk seçimde çok güzel bir seçimdir. Çünkü tüp bebeğin hemen hemen 1/4 fiyatınadır. Maddi olarak sarsmıyor tabii çifti. Tabii ki çok daha kolaydır uygulanması, baskısı daha azdır. Denenebilir. Zaten ama aşılamayı da öyle kimlere deniyordunuz? Bir daha onu söyleyelim mi? Aşılama. Şimdi,
bir özellikle tüp, kime oluyor? Bir tüp en azından mutlaka açık olmalı. Kadında bir kadında tüp açık en olacak. Az, en az mutlaka. İkisi de kapalıysa zaten aşılama denemenin bir anlamı yok. Yumurtayla sperm bir araya gelemeyecek gelemez demektir. Zaten, evet. Bir tüp mutlaka açık olmalı. Hı-hı. Kadının rahminde herhangi bir problem olmamalı. Hı-hı. Erkeğin spermi 5 milyonun üzerinde olmalı. Ve özellikle kadının yumurtlama bozukluklarında, yani kadın diyor ki işte ben düzenli saadet görüyorum, işte bazen gecikiyor bazen erken geliyor. Hı. Bu belki hani yumurtlama zamanını ayarlayamıyorlar diye. Aşılama mutlaka ilk tercih olarak denenmelidir ama eğer daha önce aşılama tedavisi yoksa, yani 2 sefer, 3 sefer, 4 sefer aşılama denemiş bir çifte sizin durumunuz buna uyuyor deyip aşılama denemenin bir anlamı yok. Çünkü çift o aşamadan zaten geçmiştir. Denememiş olanlara denemek lazım ama eğer sperm sayısı 5 milyonun altındaysa, hareketli sperm sayısı, eğer tüpleri tamamen tıkalıysa, o zaman tabii ilk tercih mutlaka tüp bebek oluyor. Bu zaman da çifti buna inandırmamız gerekiyor. Şimdi Ankara'dan bir hanım izleyicimiz arıyor. Efendim günaydın. Günaydın. Buyurun hanımefendiciğim, sorunuzu alalım. Çocuğunuz var mı? Yok. Ondan aradım diyorsunuz. Peki kaç yıllık evlisiniz? 3 senelik evlisiniz. 3. Evet. Yaşımız? Yaşım 22. 22. Evet. Buyurun sorunuzu alalım, merak ediyorum. Benim bir defa aşılama yaptık. İki defa tüp yaptık. Hı. Tutmadı. Hı. Doktor bey çok olur. Affedersiniz, sesiniz gidip geliyor. Cepten konuşuyorsun zannediyorum, cep telefondan. Evet. İki aşılama yaptırdınız. İki tüp bebek. 22 yaşındasınız. 3 yıllık evlisiniz. Oradan sonrasını biz ikimiz de anlamadık hocamla. Ya bebeğim olur mu? Belki şansım ne olur? Şansım olur bebeğiniz mu? Bebeğiniz olur mu? Şansınız uğraşmaya var mı? Uğraşmaya devam edeyim mi anlamında evet, soruyor. Evet hocam herhalde. Siz çok sık karşılaştığınız bir vaka. Hanımefendiciğim hoşça kalın. Hanımlar umutlarını kaybediyorlar. Daha 22 evet. yaşında anne adayız. Hiç moral bozmamak lazım. Çünkü tüp bebek ne kadar iyi bir klinikte yapılırsa yapılsın belli bir tutma şansı, gebelik olma şansı var. Netice itibariyle biz tüp bebek yaparken yani biz bu yumurtayı beğenmedik ya da biz bu erkeğin spermini beğenmedik ya da biz bu rahmi beğenmedik deme opsiyonumuz yok. Biz o çiftin kendi yumurtasıyla, kendi spermiyle ve kendi rahmiyle onlara çocuk vermeye çalışıyoruz. Bazen her şey çok kolay. Yumurtamız bol, spermimiz bol, rahimde hiçbir problem yok. Zaten koyuyorsunuz gebe kalıyorlar. Bazen de yumurta çok iyi olmayabiliyor, sperm çok iyi olmayabiliyor. Rahimin içi yeteri kadar kalınlıkta olmayabiliyor. Rahimde doğuştan şekil bozuklukları düzeltemeyeceğiniz şekil bozuklukları olabiliyor. Dolayısıyla herkesin şansı yüksek değil. Bir kere yani telefon açıp işte benim şu yaşım şu, İşte ne bileyim kocamın yaşı şu, sperm sayımız bu, bizim şansımız ne kadar olur diye söylemek çok yanlış bir soru. Çünkü biz çifte gerçek şansını bizim önümüze oturduğu zaman da değil, biz çifte gerçek şansını ne zaman ki yumurtayı topluyoruz ki o zaman mikroskopun altında görüyoruz. Evet. Ne zaman yumurtayla spermi birleştiriyoruz, bebeklerin kalitesini ve kaç tane olduğunu görüyoruz. Ancak o zaman diyebiliyoruz ki sizin bu embriyo kalitesiyle, işte rahminizin bu kalınlığıyla, işte bilmem kaç tane de dondurduk bu embriyolarla gebelik şansınız bu olur. Ama maalesef yanlış yapılan bir şey şu anda her zaman da devam ediyor. Kliniklere telefon açılıp sizin gebelik oranınız kaç diye soruluyor. Herkesin farklı. Şimdi 20 yaşında yumurtası bol, spermi bol, rahmi çok iyi olan bir çiftin gebelik şansıyla 40 yaşında 3 tane yumurtası çıkan ayda erkeğin spermi teseyle alıyorsunuz çıkanın şansı aynı olmaz. Genetik problemi olanlar var. Genetik problemi olanların şansı farklı olabilir. Dolayısıyla aslında bir çiftin şansı önümüze oturdukları zaman durumlarına baktıktan sonra ve hatta onunla da değil, yumurtayı toplayıp embriyoları yaptıktan sonra belli olabiliyor. Çünkü öyle çiftler var ki kadın genç, bol bol yumurtası çıkıyor. O kadar yumurta çıkmasına rağmen erkeğin spermiyle birleştiriyorsunuz. Diyelim 25 tane yumurtadan sadece bir tane embriyo gelişiyor. Ötekilerden hiçbirisi gelişmeyebiliyor. Dolayısıyla sadece yaşa bakarak bunu söylemek mümkün değil. Peki hanımefendinin mutlu olması için sebebimiz var mı? Şunu söyleyebiliriz. Eğer embriyo
transferi yapılabiliyorsa. Yani tamam, bir şekilde yapılmış. Demek ki iyi embriyo oluşuyor ki transfer ediliyor. Çünkü kötü embriyoyu zaten transfer etmiyoruz. O zaman bir gebelik şansı vardır. Tabii ki insanlar para harcadıktan sonra bir an önce hamile kalıp bebeği alıp evlerine gitmek istiyorlar ama bu her zaman da kolay olmuyor. Bizim için de kolay olmuyor. Çünkü bizim de cevabını veremediğimiz bir sürü şey var daha. Biz oraya mesela bir embriyo koyuyoruz. Bebek diyoruz ona. İki bebek koyduk. Ama bizim bebek dediğimiz şey 7 tane, 8 tane, 9 tane hücreden müteşekkil bir canlı taslağı diyelim biz ona. Şimdi siz oraya onu koyduğunuz zaman onun 3 gün sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. Hiçbir şey belli değil. Sadece siz oraya bizim bildiğimiz tohum ekmek gibi bir tane bir canlı taslağı koyuyorsunuz. İşte daha önce 2 kere denediyse 2 tane koyabiliyorsunuz filan. Ama onun bir canlı bebeğe dönüşüm ihtimali var, oranı var. Şimdi bir bebek başına bu ihtimal aşağı yukarı genç kadınlarda %30 civarında bir bebek başına. İki bebek koyduysanız, hastanın şartları ona müsaitse %60 civarında. Bu ne demektir? Siz 10 kişiye bebek koyduğunuz zaman genç yaştaki çiftlerden bahsediyorum. Bunun 5 tanesi, 6 tanesi sizin koyduğunuz bebeklerle gebe kalacaktır. 4 tanesi, 5 tanesi kalmayacaktır. Bu ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla tüp bebek deneyen çiftler hiçbir zaman morallerini bozmayacaklar. Denemeye devam. Çünkü bu işte bir denemede gebe kalıp dondurulmuşuyla ikinci çocuğu doğuran da var. Embriyoların performansı iyi ama defalarca deneyip öyle hamile kalan da var. Defalarca sağda solda denemiş sonra gelip bizde deneyen de var. Dolayısıyla biraz moral bozmadan 11. sabırla. 11. denemede olanlar var mesela, biliyorum. Var. Şimdi bir kadın var mesela, hani hep örnek konuşuyoruz. 2 tane yumurtası geliyor zaten ya da 1 tane yumurtası geliyor. Öyle çiftler çok şu anda bizim elimizde. Hemen hemen denediğimiz hastaların 3'te 1'i bu şekilde. Ve biz bunlara iğne bile kullanmıyoruz. Sadece haplarla tedavi yapıyoruz. Şimdi bir denemede 20 tane yumurta çıkartan kadınla 1-2 yumurta çıkartan kadının gebelik şansı tabii ki aynı olmuyor. Ama onlar da gebe kalıyorlar uğraştıktan sonra. Ordu'dan Suzan Hanım hattımızda bekliyor mu hala efendim? Suzan Hanım. Efendim. Günaydın. Sorunuzu alalım mı? Günaydın. Buyurun. Sorunuzu alalım. Doktor Bey'e sorum. Buyurun. İlk defa tüp bebeğe gittim. Tüp bebekte ikisi de dış gebelik. Aslında tüp bebekte dış gebelik nasıl oluyor? Anlayamadım. Güzel. Peki. Hoşça kalın. Deneyecek misiniz bir daha? Düşünüyor musunuz Suzan Hanım? Durumum olduğu zaman muhakkak. Durumumuz olduğu zaman. Peki. Hoşça kalın efendim. İnşallah. Tabii bir maddi yönü de düşünüyor herkes haklı olarak hocam. Bu gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü biz de bu konuda bir hastayla kavga ettik yani. Anlayamıyorlar. Daha doğrusu hasta kavga etti. Neden düşük gebelik? Ben anlatayım olayı size. Şimdi bir tüp bebek yapmışsınız, gebe kalmış. Ondan sonra bir bakıyorsunuz dış gebelik olmuş. Sonra işte hasta geldi, üzgün zaten. Biz de tabii üzülüyoruz böyle olduğunda. Hem gebe olduğuna seviniyorsun hem hevesin kursağında kalıyor. Aynen, bizim için de aynı. İşte dedi ki bu dış gebelik, rahim içinde yerleşmiyor. Ondan sonra bunu durduracağız. Tabii biz erken anladığımız için genellikle ameliyatsız falan ilaçlarla durdurabiliyoruz dış gebelikleri. Çünkü erken dönemde fark ediyoruz. Hep böyle testler yaptığımız için. Şimdi yakını var. Ya kardeşi ya bir akrabası. Hadi dedi. Bu dedi sizin hatanız dedi. Yanlış yere yerleştirmişsin işte bebeğe dedi. Eyvah. Neyse biz onunla orada tartıştık. Şimdi insanlar şey zannediyorlar. Biz şimdi embriyo transferi yapıyoruz ya. Bebekleri rahmin içerisine koyuyoruz. Bebekleri rahmin içerisinde bir yere yerleştiriyoruz. Orada duruyor. Orada o bebekler hani kütüphanenin rafına kitap koymak gibi duruyor ve orada gelişiyor. Eğer başka bir yere sen koyduysan onu, o bebek orada gelişiyor. O zaman da dış gebelik olmuş zannediyorlar. Şimdi biz embriyo transferi dediğimiz şey, o gelişen bebekleri rahmin ağzındaki kanaldan geçiyoruz. Bırakma. Rahmin içerisine bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra o bebekler içeride belki 2 gün sonra, belki 3 gün sonra rahmin içerisine yerleşiyorlar. Tamam. İçeride dolaşıyorlar. Kendilerine uygun bir yer bulup yerleşiyorlar. Yani bizim oraya bebek koyduğumuzda bebeği bir yerlere çakmıyoruz. Bebeği sadece rahmin içerisine koyuyoruz. Bebek yerleşeceği yeri kendi buluyor. Şimdi çok enteresan vakalar var. Defalarca dış gebelik geçiren, bizim tüpleri bağladığımız halde yine de rahmin duvarının içerisine yerleşen, rahim ağzına
gidip yerleşen, siz şimdi tüpü kapatıyorsunuz, bebek gidiyor rahim ağzına yerleşiyor. Böyle hastalar da var. Bizim dediğim gibi bilmediğimiz gerçekten çok şey var. Belki de bebeğin genetik kodunda yerleşimle ilgili bir yerlerde bir hata var. Bazı çiftler gerçekten daha fazla dış gebelik geçiriyorlar. Ama genellikle dış gebelik bundan tamamen olabiliyor diyorsunuz. Tesadüfen oluyor. Peki. Tesadüfen oluyor ve hocam bir telefon daha alayım mı? Diyarbakır'dan bir beyefendi arıyor. Şevket Beyciğim günaydın. Günaydın efendim. Buyurunuz sorunuzu alın. Ben hocama bir sorum var. Çocuğum olmuyor. Tamam. Tüpel 21 milyon ama sahip hareketli şutur yani. Tamam. Benim bu şansımla... Peki siz deneme yaptınız zannediyorum değil mi? Yaptınız mı? Bir aşılama bir tüpelek. Tamam. Hanım kaç yaşında Şevket Bey? Hanım 30 yaşında. 30 yaşında. Peki efendim. Evet. Hoşçakalın. Evet az önce söylediğiniz türde bir soru aslında. Gebelik şansı var. Tamam. Şimdi ona da cevap vereyim. Ama biz böyle olduğu zaman, dış gebelik olduğu zaman ilk irdelediğimiz tüplerde gerçekten problem var mı? Rahim ağzında problem var mıdır? Eğer onlarda bir problem yoksa deriz ki tamamen tesadüfen oldu. Bir daha deneriz ve genellikle tekrarlamaz. Şimdi Diyarbakır'dan arayan beyefendinin sorusuna cevap verelim. Şimdi bazen oluyor öyle. Sperm sayısı normal ama sıfır hareket. Evet. Hiç hareket yok. Biz şimdi tüp bebek yaparken hareketsiz sperm kullanmayı çok fazla sevmeyiz. Çünkü hareketsiz spermin canlı mı ölü mü olduğunu anlamak çok kolay değildir. Ve eğer sperm ölü de yumurtanın içerisine sokarsanız döllenme olmayacaktır ve bebek hiç gelişmeyecektir. Dolayısıyla birinci aşamada erkeğin sperminin gelen sıvının içerisindeki spermin içinde hareketli, yumurtaya yetecek kadar hareketli var mı diye bakılır. Şimdi o sıfır diyor ama İyi bir embriyoloji laboratuvarında, bir tüp bebek merkezinde o sıfır denilen spermin içinde kadının yumurtasına yetecek kadar hareketli sperm var mı diye bakılabilir ve genellikle bulunabilir. 20 milyonun içinde 20 tane hareketliye denk gelmek mümkündür. Evet, evet. Ama diyelim ki hiç bulunmadı. Tamam. O zaman yumurtalıktan bakılıyor. Yumurtalığın içinde hareketli var da dışarıya mı, hareketsiz geliyor diye bakılıyor. Yine de bulunmadı. En kötü ihtimalleri konuşalım. Bir canlılık testi dediğimiz bir test var. Spermlere yapılıyor. Tamam. Hani hareketsiz olan spermlerin yüzde kaçı canlıdır aslında da hareketsiz duruyordur diye bakılıyor. Eğer bu testin sonucu iyi ise hareketsiz spermle de tüp bebek yapıldığında gebelik olabiliyor. Şimdi Van'dan bir izleyicimiz telefon hattımızı ama efendim biz yine sokağa çıktık sorduk. Tüp bebek tedavisiyle ilgili halk neler biliyor neler bilmiyor neleri merak ediyor bir izleyelim ne dersiniz? Tüp bebek tedavisi sizce güvenli bir yöntem midir? Tüp bebek tedavisi güvenli bir yöntem midir? Muhtemelen güvenli olmalı ki en son gazetelerden birinde okumuştum. Bundan 20-25 yıl önce Türkiye'de ilk tüp bebek olan bir bayan evlendiğini gördüm. Demek ki mantıklı. Baştan çocuğunuz olmadı. Tüp bebek yaptırır mıydınız? Tabii ki denerdim. Kesinlikle. Tüp bebek tedavisi sizce güvenli bir yöntem midir? Tabii. Günümüzde güvenlidir. Neden? Çünkü insanlar çocuk ihtiyacını en son başvurulacak çözüm. Sağlık Güvenlik Kurulu'nun tüp bebek desteğinin hakkında bilginiz var mı? Hakkında televizyon haberlerinde olduğu kadar var. Tüp bebek tedavisi sizce güvenli bir yöntem midir? Evet ama nerede yapıldığına bağlı. Yani Türkiye'de açıkçası pek güvenilir olacağını düşünmüyorum. Tüp bebek tedavisi sizce güvenli bir yöntem midir? Evet kesinlikle. İsteyen her anne, her kadın çocuk sahibi olmalı. Tüp bebek tedavisi sizce güvenli bir yöntem midir? Gerekirse güvenli tabii ki. Sağlık Güvenlik Kurulu'nun tüp bebek hakkında desteğini biliyor musunuz? Şu an pek bir bilgim yok. Yani çocukları olmayanlar için iyi bir alternatif diye düşünüyorum. Sağlık Güvenlik Kurulu'nun tüp bebek tedavisi hakkında desteğini biliyor musunuz? Evet biliyorum. 40 yaş altındakilerin tedavi ücretlerini karşılıyor diye biliyorum. Evet efendim sokakta vatandaş bunları söylüyor. İlginç yanıtlar var. Şimdi Van'a döneceğiz. Yavuz Bey günaydın. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım. İki yılda beri evliyiz. Birçok defa doktorlara gittik. Sol tüp kapalı ve bunun için operasyon olması gerektiğini söylediler.
Tamam. Ve eşim sürekli düzensiz adet görüyor. Bununla ilgili biz de operasyondan yana değiliz. Acaba hocamın tavsiyeleri nelerdir? Çok güzel bir soru. Hoşçakalın eşinize. Sevgiler. Bu arada beyefendileri tebrik ediyorum. Öyle güzel sorular soruyorlar ki değil mi? Hakikaten bu çok önemli. Yani sosyolojik kesinlikle boyutu da var bu programımızın. Bu da bizi sizin memnun ediyor. Sizin sorduğunuz sorular da önemli. Dışarıdan nasıl gözüktüğümüzü görüyoruz en azından. Aynen. Aynen. Ben olsam Türkiye'de dönemem diyor yeni nesilden birisi. Çok enteresan tabii yani. Değil mi? Evet. Peki şimdi beyefendi dedi ki yani tüplerden biri tıkalı, operasyon diyorlar. Operasyon şart mı çocuk sahibi olmaları için? Şimdi tüp tıkalıysa tüpün tıkalı olduğu yere göre ne yapılması gerektiğine karar veriliyor. Eğer tüpün yumurtalığa bakan ağzı tıkalı da o tüpün içerisinde sıvı birikimi varsa ki bunu rahim filmiyle ancak anlamak mümkün. Çok ileri derecelerde ultrasonla gözükebiliyor. Tek başına o bile hamile kalmayı engelliyor olabilir ve mutlaka operasyon yapılmalıdır. Ama tüpün rahimden çıktığı yerde tıkanıklık varsa, hani tüpün boylu boyunca değil de tüp rahimden çıktığı yerden tıkanık. Onun ameliyat yapılmasına gerek yoktur. Çünkü kadın tek tüpüyle de gayet rahat hamile kalabilir. Onun yanında şimdi bu durumda ameliyat yapılması gereken durumlar var, yapılmaması gereken durumlar var. Onu hekimine danışacak, gerekirse bir hekime daha danışacak, ona göre karar verecek. Ama ben istemiyorum, karşıyım falan yok. Yani hekim fikri her şeyden önemlidir. Hekime güvenmek lazım. Ondan sonra düzensiz adet gördüğünü söyledi. Demek ki olay sadece tüpün tıkalı olması değil, aynı zamanda yumurtlamayla ilgili de bir problem var. Eğer kendi spermi de normalse o zaman tüp ameliyatı yapıldıktan sonra belki yumurtlamayla ilgili bir tedaviden de geçecekler. Ondan sonra çocuk sahibi olacaklar. Peki hocam, şimdi ben şunu anlıyorum yıllardır yaptığımız yayınlardan. Bu arada çok sayıda bu programlara talep geldiği için üreme sorunları o kadar fazla ki ve hakikaten yaşlanan bir nüfusumuz var. O nedenle bu konuya sıkça girmek istiyoruz. Böyle, çünkü sizlerden gelen taleplere göre konuları da belirliyoruz. Hocam şöyle bir şey var. Tüp bebek tedavisinde benim anladığım yardımcı üreme yöntemlerinde butik tedavi uygulanıyor. Yani az önceki o Faraza dediğimiz Ayşe Hanım ve Veli Bey örneği gibi çok sayıda yaşınız etkiliyor, kadının durumu etkiliyor, erkeğin durumu etkiliyor. Ama daha önce yaşadıkları etkileniyor. Hikayeler tedaviler farklı. Tedaviler farklı farklı. Bir kısmına ilaçlı tedavi yapıyoruz, bir kısmına hiç ilaç kullanmıyoruz. Bir kısmına embriyo biriktirmek zorundasınız, genetik tedavi yapmak, genetik test yapmak durumundasınız. Yani aslında tüp bebek, herkes tüp bebek yaptırıyor. Ama tüp bebeğin içerisinde her şey herkes için farklı oluyor. Butik tedavi yani kesinlikle bunu bilmemiz öyle, gerekiyor. Peki son olarak şunu soralım. Başarıyı ne artırıyor? Yani herkes için ayrı bir tedavi var ama ortak standart başarıda şu 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 önemli. Ve bir klinik seçerken ne dikkat etsinler? Şimdi İstanbul içerisinde bir sürü klinik var. Hepsinin de başarısı bir yere kadar var. Kimse %100 gebelikle çalışmıyor. Tıpta böyle bir şey yok zaten. Bence kliniği kliniğe giderek, görerek seçsinler. Yani kliniğin sadece mekanı değil, ilgi, alaka, ondan sonra doktora ulaşabilme. Doktora ulaşabilme, kliniğin kalabalık olması ya da incin top atıyor tarzda olması. Genelde yapılan yanlış, daha önce de söyledim, telefonla bilgi almak, işte telefonla gebelik oranı kaçtır diye sormak. İşte biz gelirsek oraya bizim başarımız ne kadar olacak? Tüp bebek kaç para? Yani şimdi burada her klinik aşağı yukarı bir şey yapıyor. Bir fiyatı belli. Şimdi bazı klinikler var, ilaç dahil paket fiyatlar. İşte biz indirim yaptık. İki kere tüp bebek yapana üçüncü bedava falan gibi böyle kampanya yapanlar da var. Böyle ticari... Ama standart bir tedavi yok. Altını çiziyoruz zaten. Ya bu işte ticari şeylere dönüştürmüş olanlardan biraz uzak durmak peki, lazım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben haftaya yine ederim. Devam sağ edeceğiz olun. Sizinle. Sağ olun, var olun. Operatör Doktor Aret Kamar. Değerli izleyiciler, Sağlık Merkezi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın koruyucu diş hekimliğini konuşacağız. Efendim ağız hijyenimizle, dişlerimize nasıl bakalım bunları konuşacağız. Yarın sabah birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın. We'll be right back.